Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Sürekli Eğitim Merkezi söyleşilerimize. Bugün bizimle birlikte sağ olsunlar, yalnız bırakmadılar. Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarımız var. Bugün aslında çok özel bir, tabii ki tüm fakültelerimiz özel ama güzel sanatların yeri her zaman sanat olması açısından başka bir yerde duruyor. Pandemi sonrasında Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinin geleceğini konuşacağız bugün hocalarımızla birlikte. Çok fazla ben sözü uzatmak istemiyorum. Öncelikli olarak Sayın Dekanımız Profesör Doktor Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp'e sözü bırakmak istiyorum. Buyursunlar hocam. Bu arada söyleşimizin kayıt altında olduğunu bildirerek hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Buyurun hocam. Evet, çok teşekkür ederim Emer'cim. Sevgili hocalarım, sevgili öğrencilerim, hoş geldiniz ilk önce. 11 Mart 2020 tarihinden itibaren biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti. En çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi COVID-19 pandemisi. Aslında dünyayı değiştiren 11 tane büyük salgından bir tanesi COVID-19. Büyük salgınlar neleri değiştiriyor? Ekonomik anlamda, siyasal anlamda, sosyal anlamda hayatımızı değiştiriyor. Şu anda da hakikaten COVID-19 bütün hayatımızı çepeçevre kuşattı ve bizi değiştiriyor. Ünlü fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında ölmeden önce bir röportaj gerçekleştiriyor ve röportajında 3 tane şeye karşı insanları uyarıyor. Bunlardan bir tanesi yapay zeka, yani derin öğrenme sistemiyle yapay zeka insanları ele geçirebilir diyor. İkincisi iklim değişikliğine karşı uyarıyor. Üçüncüsü de virüsler, yani mutant virüsler, genetiği değiştirilmiş virüsler. Ve biz şu anda hakikaten Stephen Hawking'in yıllar önce söylediği şeyi konuşmaya başladık ve virüsleri konuşuyoruz, pandemiyi konuşuyoruz. Pandemi hayatımıza neyi değiştirdi? İlk önce ondan başlamak istiyorum çünkü sonrasındaki süreçte güzel sanatları da değiştirdi. Nasıl evlilik ve bundan sonra nereye gideceğiz? Bunu da tartışmak lazım. Bir kere tutum ve davranış değişikliği bir şekilde bize kazandırdı. Yeni yeni tutum ve davranış değişikliklerine sebep oldu. Temizlik hastalığımız ortaya çıktı, uyuma zorluklarımız ortaya çıktı, sıkıntılarımız, şüphelerimiz, beslenme alışkanlıklarımız, inflasyon kavramı bizim hayatımıza girmeye başladı. Bununla birlikte pazar koşulları değişti, tüketim alışkanlıklarımız değişti. Artık biz tüketici olarak online tüketimi tercih etmeye başladık, her şeyi online olarak sipariş etmeye başladık. Bitmedi. Bununla birlikte iş alanları değişti, işlerin yapıları değişti, işleri yapma biçimi değişti. İletişimin boyutu değişti. Eskiden yüz yüze iletişim yaparken şu anda bütün makinelerin kullanıldığı bir iletişim sistemine geçtik. Hatta şu anda da böyle bir iletişimle biz bir webinar gerçekleştiriyoruz. Kısacası hayatımızdaki birçok farklı şeyi pandemi süreci değiştirmeye başladım. Çok güzel bir ifade var sanatla ilgili. Sanat zor zamanlar içindir diye söyleniliyor. Hakikaten öyle. Pandemi sürecinde sanat aslında evrildi. Sanata olan sevgi arttı. Sanata olan ilgi arttı. Sanatla daha çok iç içe olduk. Çünkü izolasyon durumunda olan insanlar evde tek başına kaldılar ve kendi başlarına kendilerini keşfetmeye başladılar. Kendi yeteneklerini, kendi yaratıcılıklarını öğrenmeye çalıştılar, resim yaptılar, heykel yaptılar, hat sanatıyla uğraştılar, müzik dinlemeye başladılar, farklı kültürleri, farklı tasarımları algılama sürecine girdiler. Bu da hakikaten çok büyük bir zenginlik. Çünkü ailelerin sanata olan ilgisi arttı, öğrencilerin sanata olan ilgisi arttı, ruhsal motivasyonu gerçekleştirdiği için de zaten kültür, sanat, tasarım hepsi birleştirici bir etken olarak karşımıza çıktı. Pandemi süreciyle ilgili kazanımlar ortaya konuluyor birçok araştırmada. Bakın 3 tane temel kazanım ortaya çıktığı belirtiliyor. Bunlardan bir tanesi teknolojiyle ilgili kazanımlar, diğeri sağlıkla ilgili kazanımlar ve en sonunda sanatla ilgili kazanımlar. Yani aslında pandemi sanatı bir biçimde besledi. Güzel sanatlara baktığımızda sanat devam etti ama evrilerek devam etti. Nasıl devam etti? Sergiler artık online platformlarda olmaya başladı. Müzayedeler var. Dünyanın her yerinde çok büyük müzayedeler gerçekleşiyor. Çok büyük sanat eserleri satılıyor, değiş tokuş yapılıyor. Onlar artık online gerçekleşmeye başladı. Sanat galerileri, sanatla ilgili fuarlar, sanat arşivleri açıldı. Online olarak herkes o sanat arşivlerini artık gezmeye başladı. Müzeleri takip edebiliyoruz. Dünyanın en önemli müzelerine artık böyle sanal turlarıyla istediğimiz şekilde gidebiliyoruz, gezebiliyoruz. Film arşivlerini takip edebiliyoruz.
Kısacası sanatın boyutu online'e kaydı ve biz de bunları takip etmeye başladık. Bununla birlikte dijital sanat kavramı ortaya çıktı ve dijital sanata yönelik içerikler olmaya başladı. Artık dijital sanatla ilgili olan materyalleri topluyoruz, tasarımları topluyoruz. Hatta çoğu sanatçı tamamen dijitale yönelik tasarımları ortaya koymaya çalışıyor. Bu da farklı bir alanın oluşmasını, farklı bir yapının oluşmasını sağladı. Bu da aslında sanatı bir nebze genişletti. Evet, özellikle öğrenci adaylarına bundan sonraki süreçte Güzel Sanatlar Fakülteleri, şu anda 104 tane Güzel Sanatlar Fakültesi var, çok daha fazla açılacağını düşünüyorum. Çok daha fazla bölüm olacağını düşünüyorum. Çünkü aslında bölümlere ihtiyaç, öğrencilere ihtiyaç var. Neden diye sorabilirsiniz. Evde oturan insanlar evde sıkıldılar, mobilyalarıyla uğraşmaya başladılar, evleriyle uğraşmaya başladılar. Covid-19 dışarıda olma, mekanı iyi kullanma, işte yatay bir mimari konseptinin olması gerektiğini, sosyal alanların olması gerektiği konseptini ortaya çıkardı. Yani iç mimarlık ve iç mimarlık çevre tasarımı öğrencilerine çok fazla iş düşüyor. Çok daha fazla popüler olarak karşımıza çıkacak. Gastronomi gibi bölümler yine çok fazla popüler olacak. Neden? Çünkü insanlar evde yemek yaptılar, ekmek yaptılar, tatlı yaptılar. Atölyeleri takip ettiler, şefleri takip ettiler. Bu yüzden biliyorum ki o restoranlar böyle daha da yoğun bir biçimde çalışmaya başladığında, oteller hayatımızda daha çok olduğunda yine şeflere ihtiyaç olacak. Yine çeşitli biz yeme içme faaliyetlerinin peşine düşeceğiz. Tabii bitmedi. Radyo, TV, sinema aynı biçimde. Hepimiz Netflix seyrediyoruz, dizi seyrediyoruz, deli gibi film seyrediyoruz. Buna yönelik içerikler ortaya çıktı. Festivaller ona göre online'a çevrildi. Yani televizyoncuya, yönetmene, senaryo yazarı ihtiyacımız var. Çünkü biz bir şekilde aslında bağımlı olduk. Tamamen televizyon ve dizi bağımlısıyız. Ve bunları üretecek ihtiyaç olan kişilere de yine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yine başka bir noktada birazdan hocalarımız çok daha açıklayıcı bir şekilde bilgi verecekler. Grafik tasarımı ve iletişim tasarımına da çok fazla ihtiyaç var. Çünkü her şey web üzerinden artık evrildi. İllüstrasyonlar önemli, web sayfaları önemli. Hatta İKSV'nin en son bir araştırması var. Günde 7 saat biz internette zaman geçiriyoruz. 3,5 saati sosyal medyada. Bu ne demek oluyor aslında? Biz internet tabanlı işleri takip ediyoruz. Bu yüzden buradaki tasarımlar çok önemli. Doğru tasarımları kullanmak, doğru renkleri kullanmak, doğru şekilleri kullanmak önemli. Bu yüzden işte iletişim tasarımı, grafik tasarımı gibi bölümlerin çok daha popüler olacağını düşünüyorum. Keza bu da tekstil tasarımı gibi bölümler de aynı biçimde. Sonuçta sürdürülebilir enerjinin kullanabileceği, sürdürülebilirliğe devam eden tekstil ürünlerin kullanılacağı malzemeler şu anda çok daha fazla konuşulmaya başlanıyor. İşte maske mesafe kavramıyla biz farklı bir tasarımda aksesuarları hayatımıza soktuk. Bundan sonraki süreçte de bunlara ihtiyaç olacak. Belki bizim sağlığımıza daha elverişli olan tekstil ürünlerini kullanacağız. Çünkü modanın bir yandan da iyileştirici bir yanı var. Yani iyileşeceğiz. Hep birlikte çok daha sağlıklı olacağız. Ben kısacası Güzel Sanatlar Fakültesi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bu tür fakültelerin ve bu tür bölümlerin pandemi sonrasında çok daha etkin, çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Öğrencilerimiz bu bölümlerde çok daha aktif olacaklar ve hakikaten daha iyi iş imkanları bulabileceklerini de düşünüyorum. Ve sözü sevgili bölüm başkanlarıma paslamak istiyorum ki çok daha detaylı bir biçimde anlatsınlar konuları. Teşekkür ediyorum Emel'ciğim. Biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel bir özet oldu. Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinin pandemi sonrasında aslında nasıl değer kazanacağına ilişkin öğrencilerimizin aklında çok güzel şeyler belirdi. Şimdi bölüm başkanlarımıza gitmeden önce WhatsApp hattımızdan, Instagram'dan ve buradan eğer ki soru sormak isteyen öğrencilerimiz varsa sorularını yazabilirler. Benim aracılığımla size iletebiliriz. Ayrıca söz de alabilirler. Söz de eğer ki soru sormak istiyorlarsa. Yine her zamanki gibi müthiş güzel bir katılımla birlikte devam ediyoruz webinarımıza. Ve sözü ben çok fazla uzatmadan Doçent Doktor Aslı Albayrak hocama bırakmak istiyorum. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanımız kendisi. Sayın hocam hoş geldiniz. Hocam internetle ilgili bir sıkıntı var acaba? Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hocam buyurun hocam. Yok mu sesim acaba? Şu anda sesiniz gayet güzel bir şekilde geliyor.
Teşekkür ederim. Hocam, Tamam, harika. pandemi sonrasında gastronomi ve mutfak sanatlarının geleceğini nasıl görüyoruz? Önce öyle bir başlayalım. Yani genel olarak şöyle aslında pandemiden sonra en fazla herhalde Türkiye'de dedim gastronomi ile ilgili bölümler etkilendi. Hem münferit çalışan restoranlar hem işte otellerin içerisinde bulunan restoranlar ve sadece restoranlar değil her türlü boyuttaki yiyecek içecekle ilgili işletme etkilendi. O bir gerçek. Ama tabii ki hizmet sektörünün de şöyle bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Yani krizlerden her türlü kriz, bu bir salgın olabilir, bu bir ne bileyim siyasi bir karışıklık olabilir, bu bir hastalık olabilir şu anki gibi. Her türlü krizden ilk etkilenen sektör hizmet sektörü olmakla birlikte ilk toparlananlar da onlar. Evet, ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar var şu anda ama inşallah pandemi yoluna girdikten sonra da en hızlı toparlanacak sektörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çok ciddi bir ekonomik kayıp var. Hani onun yarasının sarılması birkaç yılımızı alacaktır gibi. Yani çok ciddi borçlar altına girildi, işte işletmeler kapalı vesaire. Ama birkaç sene sonrasında hani yiyecek içecek işletmeleri açısından hiç yaşanmamış gibi normal hayata dönüleceğini düşünüyorum. Çünkü yemeden ve içmeden olmuyor. Aynen öyle, ama pandemi sonrası, yani pandemi dönemi aslında bize bir de başka bir şey kazandırdı. Belki daha önceden bu kadar çok TKV olarak adlandırılan gel al servis düzeni hayatımızda yokken, bu süreçle birlikte bu çok fazlasıyla da yoğunluk kazandı. Esasen sizin de söylediğiniz gibi istediği kadar restoranlar hani kapalı olsun, insanların yeme içmeye ihtiyacı aşikar. Dolayısıyla bu dönemde de aslında bu sektör Evet. En fazla çalışan sektörlerden gene biri olmaya devam etti diye yorumlayabiliriz, değil mi hocam? İnternetle ilgili bir sıkıntımız var sanırsam. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Şöyle benim şu anda evimde internet yok. Cep telefonundan bağlanıyorum. Muhtemelen ondan Ondan. kaynaklı olabilir. Evet. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah. Şöyle ama bizim ülkemizde gel al sistemi yoktu. Yani pek çok Avrupa ülkesinde ya da Amerika'da 1920'lerden 30'lardan beri çok yaygın kullanılan bir sistem. Biz kültür olarak çok ona şey değildik henüz. Çok kullandığımız bir sistem değildi. Biz daha çok bizim yemeklerimiz de çok uzundur biliyorsunuz. Yani vakit bulduğumuzda öğle yemeğimiz, akşam yemeğimiz de çok daha uzundur. Türk mutfağında, Türk kültüründe diyelim. Aslında yurt dışında çok uzun süredir böyle bir sistem var. Belki bize de öğretti diye küçük bir ekleme yapabilirim bu konuda. Evet, çok teşekkür ederiz hocam, saygın görüşleriniz için. Ben şimdi Ben teşekkür ederim. grafik tasarım bölümüne doğru yol almak istiyorum. Çünkü daha önceden de bana gelen mesajlarda öğrenciler çoğunlukla ben pandemi sonrasında artık mezun olduktan sonra home office çalışacağım, bir iş istiyorum. Bunun için hangi bölümleri tavsiye edersiniz diye sorular geliyor. Benim de aklıma ilk gelen bölümlerden bir tanesi açıkçası grafik tasarım bölümü. Sayın Bölüm Başkanımız Doçent Doktor Metin Kuş aramızda. Sayın Hocam, haksız mıyım bu düşüncede? Evet hocam çok haklısınız. Emel hocam, hocalarıma, dekan hocama ve diğer hocalarıma merhaba diyorum. Evet ilginç günler yaşıyoruz. Paradigma her alanda paradigma değişiklikleri oluyor. Her değişikliğin getirdiği avantajlar, dezavantajlar oluyor. Bu hayatın akışı içerisinde hep böyle. Bu süreçte de gerçi Güzin hocam çok geniş özetledi her şeyi. Çok fazla söyleyecek şey kalmadı. Aslı hocam da bayağı değindi. Bu değişikliklere ilave olarak grafik bölümünde sizin dediğiniz gibi o değişikliklere ilave olarak home office çalışma konsepti daha yaygınlaşacak. Bu zaten vardı. Aslında istek de vardı. Yani her grafik tasarımcısı home office çalışmayı bir hedef olarak koyuyordu bir gün. Ama hayatın genel akışı içerisinde bu çok fazla da olamıyordu. Çünkü insanlar ısrarla yüz yüze görüşmeyi tercih ediyordu. Tasarlanan şeye kağıt olarak dokunmak istiyordu veya malzeme olarak görmek istiyordu. Ama bu birdenbire
bunları neredeyse artık dokunulmaz hale getirdi. Yani yüz yüze görüşmek neredeyse çok mecbur olunmadıkça yapılmaması gereken bir şey gibi. Evet, dolayısıyla yani önceden var olan, tabii ki home office çalışma fikri diğer alanlarda da hep var ola gelmiştir ama bu dönemde çok daha ön plana çıktı. Ajanslar çoğunlukla işlerini, daha elemanlarını, çalışanlarını home office'e yönelttiler. Kendi mekanlarını olabildiğince azaltma yoluna gidiyorlar. Çünkü önceden bütün çalışanlar geniş mekanlarda hep birlikte çalışıyordu. Fakat günümüzde artık onlar evden çalışınca o mekanlara ihtiyaç kalmaz oldu. Çok anlamsız kaldı mekanlar. O tür değişiklikler önemli. Bu aynı zamanda freelance dediğimiz bir ajansa bağlı kalmadan çalışma imkanları vardı yine grafik tasarım alanlarında. Bu freelance çalışmayı da çok mümkün hale getiriyor. Önceden ama freelance çalışma daha yerel, daha kişinin yaşadığı şehirlerle sınırlıyken, bu süreç aynı zamanda yerele bağlı olmayı da ortadan kaldırdı. Yani bugün gerçekten günceli yakalayabilmiş işleriyle, tasarımlarıyla günceli yakalayabilmiş bir insan, bu kendi alanda usta düzeyinde de olabilir, yeni başlayan biri de olabilir, kendi akranlarıyla veya alanda eğer bir farklılığı varsa bunu dünya evrensel diyeceğimiz, gerçi evrensel tabii bütün evreni kapsıyor ama yani bütün dünyaya iş üretebilecek, tasarım üretebilecek olanaklar var. Ve bu yapılıyor. Yani diyelim ki bir süre önce bu ütopya olarak görülürken, yani çok az insan bunu yapabiliyorken, bugün artık herkesin arayışlarını, tasarım yaptırmak isteyenlerin de arayışlarını internetten yapmaları nedeniyle tasarımcıların, her düzeydeki tasarımcının bu anlamdaki şansı çok artmış durumda. Tabii burada hem bu imkan artıyor ama rekabet olarak da dünyayla rekabet edebilecek, her ne yapıyorsanız, illüstrasyon yapıyorsanız dünyadaki aynı alanda illüstrasyon yapanlarla aynı düzeylerde ya da daha iyi yapmak zorundasınız. Fotoğraf çekiyorsanız öyle, tasarım yapıyorsanız öyle. Yani bir anlamda rekabeti de yerelden daha evrensel düzeylere çekti. Bu da önemli bir değişiklik. Tabii ki burada sadece yerelde kalmak isteyenler için biraz olumsuz bir şey. Ama uzun vadede bu herkes için tasarım düzeyinin çok çok yükselmesi demektir. O da çok önemli bir şey. Bir de eğitim sürecinde şu tür değişiklikler olmasını bekliyoruz. Umarım pandemi geçecek. Öyle bir beklentimiz var hep birlikte. Mekanlarla ilgili okul olarak bizler de muhtemelen mekanları daha etkili kullanabilme imkanlarına kavuşacağız. Çünkü gerçekten teorik olarak yapılan ve online yapılması çok daha etkili olabilecek dersler var. Örneğin aklıma gelen, alana çok yakın olduğu için, bir sanat tarihi dersi veya tarih dersi vesaire, zaten bazıları yapılıyordu ama buna benzer dersler eğer online yapılmaya başlarsa, uygulamalı dersler için bizim hep sıkıntımız mekanla ilgili, mekanlarla ilgili sıkıntılarımız vardı. GSF'nin bütün bölümlerinde geçerli bu. Yani ne kadar geniş mekan olursa tasarımlarımız, hareketliğimiz, yapabileceklerimiz o kadar daha iyi hale geliyor. Bu anlamda teorik derslerin online'a kayması, daha çok sayıda kaymasıyla uygulamalı dersler için daha fazla mekan ve olanak bulabileceğimizi varsayıyoruz. Bunun dışında mekana, bu az önce dediğim yerellik konusunda, aslında öğretim elemanlarının da veya çağrılacak konukların, alandan çağrılacak insanların da artık yerelden olması şart değil. Yani önceden bir insanı konferans salonuna çağırabilmeniz için
gerçekten çok köklü planlar yapmanız gerekiyordu. O kişinin saatinin uyması, konferans salonunun uygun olması, derslerle, sınavlarla çakışmaması vesaire vesaire bir sürü şey. Trafik durumu, yani diyelim ki İstanbul yerelinde kalkıp Kadıköy'den eğer karşı taraftan bir hocayı çağıracaksanız ya da bir konuk çağıracaksanız bu gerçekten o kişinin bütün gününe neden olacak bir şeydi. Bugün eğer uygun koşullar varsa dünyanın herhangi bir yerinden gerçekten öğrencilerinize tanıtmak istediğiniz ya da alanınıza tanıtmak istediğiniz bir kişiyi davet edebilme şansınız var. Ve bu da çok önemli bir olanak. Giderek bu da çok yaygın hale geliyor. Şu an yaptığımız oturum gibi bu yani bir sene önce evet yapıyorduk belki ama ya da yapıyor muyduk bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şu an o kadar rutin bir şey haline geldi ki sanki biz hep böyle online konuşuyormuşuz gibi. Dolayısıyla toparlarsam bir sürü buna benzer başlıktan söz etmek mümkün ama özeti bence şurada, bizim alanımız açısından şurada yoğunlaşıyor veya şurada altını çizebiliriz. Yani yüz yüze olan iletişimden, ağırlıklı olarak yüz yüze olan iletişimden artık medyumlar aracılığıyla, bir takım aletler aracılığıyla haberleşmek zorundayız. Ve bir takım araçlarla haberleşmek zorunda olduğumuz zaman tam da belki görsel iletişim ve grafik tasarımı alanına girmiş oluyoruz. Yani bu iletişimin tasarlanması gerekiyor. Aslında bütün olarak GSF'nin ilgili alanlarına giriyor. Yani bunun içinde sinemada var, iletişim tasarımı var. Ve tabii ki grafik tasarımı da var. O bölümleri örnek olarak veriyorum. Yani asıl söylemek istediğim iletişimin bu yüz yüzeden bir takım araçlarla yapılmasına geçmesi diğer bölümleri olduğu gibi grafik tasarım alanına da çok geniş bir ihtiyaç oluşturuyor. Bu da bütün öğrencilerimiz için ve alandaki insanlar için çok yeni imkanlar sunacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok keyifli bir şekilde pandemi sonrası süreci neler olabileceğini açıkçası özetlemiş oldunuz bize. Şimdi ben açıkçası çok merak ettiğim bölümlerin gelecek bölüm açısından iç mimarlık bölümü. Doktor öğretim üyesi Yaprak Özel hocamız, bölüm başkanımız aramızda. Sayın hocam, pandemi sürecinde insanlar artık mekanların içerisinde kendilerini daha pozitif anlamda var etme duygusuyla birlikte bir şekilde işlerini halletmeye çalışıyorlar, yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla iç mimarinin de bu bağlamda fazlasıyla önemi ortaya çıktı. Pandemi sürecinde neler bekliyor bölümle ilgili? Size hemen sözü bırakmak istiyorum. Tabii ki Sayın Dekanım, sevgili hocalarım, sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Aslında insanla mekanın buluştuğu her nokta bizlerin tasarım alanına giriyor. O şekilde başlayabilirim söze. Dolayısıyla değişen şartlar, yine bizim tasarım alanımızda yeni bir takım düşünceler, yeni bir takım çözümler üretmeye doğru yönlendiriyor. İşte evlerin içine kısıtlı kalan insanlar ya da biraz önce bahsedilen home office tarzında çalışma mekanları ihtiyaçlarını dönüşebilir bir takım mekanların organizasyonlarına doğru gidilmesi söz konusu olabiliyor. Biz bölümümüz olarak akreditasyon sürecine girdiğimiz zaman aslında birazcık geleceği görerek hareket etmişiz gibi. Çünkü öğrencilerimizi daha birinci sınıftan itibaren dijital tasarım yapmaya doğru yönlendirmeye çalışarak başlamıştık. Bunun da meyvelerini toplamaya başlamıştık açıkçası. Yüz yüze de bile toplayabiliyorduk. Ki bu online sisteme geçmekle birlikte bunu daha rahat bir şekilde öğrencilerimizin bu online eğitim sürecine adaptasyonu sürecinde çok faydasını gördük. Zaten onlar çok hızlı adapte oluyorlar her şeye bizlere göre.
Bu açıdan da onlar açısından daha az sıkıntılı. Tabii ki çok zorlandık. Onlar da çok zorlandılar ama çok hızlı adapte oldular ve verimli ve uyumlu bir şekilde bu süreci götürüyoruz. Proje derslerimize dahil olmak üzere. Bunun yanı sıra iç mimarlığın geleceğine doğru bakmaya başladığımız anda yeni normaller diyeceğimiz mesafelerin organizasyonları, yeni gelişen malzeme teknolojileri, bunda işte eskiden antibakteriyellik hepimiz için yeterliyken şimdi artık virüslere bir takım özel üretilen, kendi kendini temizleyebilen malzemelerin iç mekanlarda kullanılması, yüzeylerde tercih edilmesi gibi ve biz yine bunun organizasyonu konusunda işte bir takım derslerimizi verimli hale geleceğin malzemeleri gibi bir takım derslerimiz var mesela. Bunlar içerisinde bir takım gelişmeleri öğrencilerimize paylaşabilecek şekilde organize etmiştik bu akreditasyon sürecinde. Aslında iç mimarlık ve iç mimarlık çevre tasarım bölümleri birbirleriyle kardeş bölümler. Bu süreçte birbirimize çok destek olarak öğrencilerimizin gelişimleri açısından en verimli ve onları hem gelecek iç mimarlık sürecine alıştırmak açısından hem de şu anki şartları maksimumda onlara verimli geçirebilecekleri şekilde düzenlemeye çalışıyoruz. İç mimarlık dediğim gibi insanların mekanlarla birebir ilişkide olduğu bir nokta. Mesafeler olsun, bu iç mekanlardaki yeni biçimler olsun ki birçok mağaza tasarımında artık deneme kabinlerine belki ihtiyaç kalmadan geliştirilebilen bir takım mağaza sistemleri vardı. Bunlar daha öncesinde deneniyordu. İşte sizin üstünüzdeymiş gibi gözük gösteren bir takım ekran çözümleri gibi. Ya da hiçbir sadece barkodları okutarak kasiyere dahi ihtiyaç kalmayacak gibi bir takım mağaza çözümleri gibi bir takım çözümler geliştirilmeye başlanmıştı dijital ortamla birlikte. İç mimarlık da bunları kendi bünyesinde barındırabilen ve geliştirebilen bir takım çözümler üreten öğrenciler yetiştirme üzerine çalışmaya devam ediyor. Onları bu şekilde farklı araştırmalara, yeni teknolojilere doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Çok hızlı bir şekilde de adapte olmaya çalışıyoruz diyebilirim. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir şekilde özetlediniz. İnsanın olduğu her yerde hakikaten sizler olacaksınız ki insanlar kendilerine yaşadıkları mekanlarında çok daha iyi hissedebilsinler. Şimdi ben iletişim tasarım bölümünde de olmak istiyorum. Bölüm başkanımız doktor öğretim üyesi Melis Boyacı hocama sözü vermek istiyorum. Selamlar hocam, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Aslında pandemi sonrası ne olacak demek bizim için, ben de iletişim bilimci olarak daha farklı bir durum. Çünkü sürecin olduğu her yerde iletişimin bir şekilde kendini var etmesi, insanın olduğu her yerde iletişimin kendini var etme durumu söz konusu. Dolayısıyla bölümsel anlamda neredeydik, neredeyiz ve nereye doğru gidiyoruz diye ben sizi bırakmak istiyorum. Bütün hocalarımızın, dekan hocamızın ve diğer hocalarımızın da dediği gibi, yani sizin de dediğiniz gibi, sonuçta zaten insan iletişimle var oluyor ve toplum içinde varoluşumuz da iletişimle beraber gelişiyor ve bütünleşiyoruz ama beraberinde tabii pandeminin etkileri çok daha farklı bir şekilde hem evde artık bütün alışkanlarımız eve çekilmiş durumda. Eve çekilmesiyle beraber artık bütün faaliyetlerimizi ev üzerinden gerçekleştiriyoruz. Daha öncesinde de yine telekonferanslar vardı ya da WhatsApp üzerinden görüntülü konuşmalar ya da yine belli teknolojileri kullanarak görüntülü konuşmalar, Skype gibi vardı. Fakat pandemiyle beraber ve tabii gelişen teknolojilerle beraber bunda hem daha bir derinleşme, çeşitlenme ve yeni dalların ortaya çıkması ve bazı dallarına daha ön plana çıkmasına neden oldu iletişim sektöründe.
Baktığımızda zaten artık sosyal medya mecraları çok fazla bizim hani iletişim anlamında hayatımızın içine de varlığını çok derin bir şekilde hissediyorduk zaten. Fakat bu pandemi dönemiyle beraber çok daha fazla sosyal medya kullanılmaya başlandı. Zaten en son araştırmalara göre YouTube yine birinci olarak YouTube var. Arkadan Instagram geliyor. Ve bu sosyal, tabii beraberinde işte Netflix daha fazla kullanılmaya başlandı. Daha farklı mecralar çıkmaya başladı. Ve internet ortamında bu sosyal medya mecraları üzerinden artık hem iletişim gerçekleşiyor, hem ürün pazarlama gerçekleşiyor, hem sürekli bir içerik üretimi var, hem işte eskiden kurslara gidiyorduk, artık kurslar da internete taşınmış durumda. İnsanlar evden kendi ilgi alanlarına göre kurslar alıyorlar, ona göre yeni kurslar düzenleniyor internet üzerinden. Dolayısıyla ciddi bir sosyal medyada bir pazar gelişimi söz konusu. Tabii aynı zamanda dijital pazarlamada söz konusu. Dijital pazarlamada çok ciddi bir ivme kazanmış durumda. Hem YouTube üzerinden pazarlama, Instagram üzerinden pazarlama çok fazla gelişmiş durumda şu anda. Hatta artık diğer mecralar da bununla ilgili bazı araştırmalar yapıyor, pazarı yokluyorlar. Mesela WhatsApp sepet uygulaması eklemeyi düşünüyor kendi içinde. Bu yönde dijital pazarlama üzerinden de ciddi bir atılım var. Tabii bu ne anlamda etkiliyor? Bu sefer bizim ürünlerle iletişimimiz tamamen tabii gelişen teknolojilerle beraber, bu 5G yavaş yavaş, yani Çin başta olmak üzere gittikçe konuşulmaya başlandı. Yapay zeka zaten hayatımızın içinde. Dijital pazarlamanın daha fazla olmasıyla beraber de bu sefer reklam içeriklerimiz, reklamı işleyişimiz daha değişmeye ve daha insanları içine almaya başladı. İnteraktivite, oyunlaştırma daha fazla devreye girmeye başladı. Artırılmış gerçeklik kullanılmaya başlandı. Daha insanların birebir o ürünlerle ya da her deneyimleyerek ürünleri deneyimleyerek alması, seçmesi ya da yine bu etkinlikler içinde geçerli. Bir sürü farklı alan daha gelişmiş bir şekilde bir mecra ortaya çıkmaya başladı iletişim alanında. Bu anlamda bu yönde çok ciddi alternatif iş sektörleri de ortaya çıkmaya başladı iletişimde. Tabii beraberinde içerik editörlüğü çok fazla önem kazandı. Çünkü artık bu arkada süre gelen algoritmalar içinde o bootların, bootları iyi yakalayabilen, o SEO'ya uygun içerik yazabilen kişiler ve şirketler daha ön plana çıkıyor ve bu dijital ortamda daha fazla görünür hale gelebiliyor. İletişim anlamında bu anlamda hem işte animasyonların devreye girmesi, oyunların devreye girmeye başlaması, artırılmış gerçekliğin, sanal gerçekliğin devreye girmeye başlaması, içerik editörlüğü, bütün bunlarla beraber aslında çok geniş bir iş alanı ve üzerinde oynayabilecekleri, aslında hani yaratıcı olarak öğrencilerin de bu dallarda etkin olmak isteyen insanların da çok rahatlıkla o kendilerini de oyun oynayarak aslında geliştirebilecekleri bir alan oluşmaya başladı. Çünkü artırılmış gerçekliği de kullanabilirler, animasyonda, üç boyutu da kullanabilirler. Bu anlamda tabii kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerekiyor. Daha dünyayla bir olmaları gerekiyor. Biraz kodlamayı merak etmeleri gerekiyor. Ya da işte grup çalışmalarına daha açık olmaları gerekiyor. Sanat dünyasında mesela makerlarla sanatçılar çalışabiliyor. Dijital sanat bağlamında
Belki tasarım alanında da bu tip beraber çalışma alışkanlıklarına doğru gitmek iyi olabilir. Bunların araştırılabiliyor olması ve bunlara açık olmaları gerekiyor. Bu anlamda aslında çok geniş bir yelpaze önlerinde duruyor pandemiyle beraber ve tabii gelişen teknolojilerle beraber çok daha çeşitlenmiş durumda aslında iletişim sektörü. Sanırım böyle bir toparlamış oldum. Kocaman bir yelpazeden bahsediyoruz aslında iletişimlendiği zaman her yerde var olan bir olgu. Dolayısıyla pandemi öncesinde olduğu gibi pandemi sonrasında da kendini çok rahatlıkla var edebilecek mezunlar yetiştireceğimiz önümüzden bir tanesi. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ederim hocam. Ben buradan yola çıkarak Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanımız Doktor Öğretim Üyesi Önder Paker'e doğru gitmek istiyorum. Hocam sinemanın değeri pandemi sürecinde hakikaten çok daha fazlasıyla sanırsam bilindi. Güzel hocamın da biraz önce ifade ettiği gibi hakikaten hepimiz diziler, filmler olmasa o süreyi belirli bir süreç içerisinde nasıl geçirdik bilmiyorum. Pandemi sonrasında bu meslek neye doğru evrilecek sorusuyla size bırakmak istiyorum sözü. Öncelikle ben bu pandeminin sonsuza kadar sürecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Bu geçecek bir süre sonra. Yani bu sonsuza kadar böyle gidecekmiş gibi bir hazırlığa da girmenin bir anlamı yok. Çünkü şimdi iletişim araçlarının gelişmesi, dijital sistemin gelişmesi, görsel sanatlarda ve dolayısıyla sinemada teknolojik olarak hem daha yaratıcı görsellikler sağlıyor, bu güzel. Daha çok kişinin izlemesini, daha istediği zaman izlemesini sağlayacak sistemler gelişiyor, güzel. Ama bu sanatın var olabilmesi insan ile sağlanıyor. Yani bu bir dijital sistemle tasarlanan bir grafik değil, bir başka şey değil. Burada insanla çalışıyoruz, bizim aracımız insan. O nedenle yani yaygınlaşması için çok uygun teknolojik gelişmeler var. Bunlardan yararlanacağız. Ama yapımı için, realizasyonu için mutlaka insanların bir araya gelmesi gerekiyor. Yani o filmin insanların bir araya gelip bir set ortamında birlikte ayrı ayrı yerlerde çekilerek bir araya gelmesi değil. Sarılacaklar, dokunacaklar, dövüşecekler, sevişecekler. İnsanlar arasında geçen olaylar bizim işimiz. Eğer bu yoksa tabii geride çizgi film, animasyon gibi şeyler kalır. Ama sinema olmaz o. Sinema olabilmesi için insanla çalışmanız lazım. Diğer performans sanatları gibi, tiyatro gibi, dans gibi, bale gibi, opera gibi insan performansına dayalı bir şey olduğu için ve bu da birbirinden uzak yerlerde, uzak köşelerde insanların yapabilecekleri bir şey değil. Bir araya gelmeleri, bir sahnede, bir sette bir araya gelmeleri gerekiyor. O nedenle eğer pandemi daha uzun sürecek olursa herhalde sinema sanatı yerine çizgi film animasyon sanatı gelişecek. Dijital üretilmiş görseller, üç boyutlu falan bir hale gelecek. Ama sinema bitecek tabii. Yani işin bu tarafında en çok biz zarar görüyoruz herhalde. Yani bunu oturduğumuz yerden bir filmi gerçekleştirmemiz mümkün değil. O nedenle bir an önce pandemi ve bu pandemi türü şeylerin önüne geçilmesi için o büyük yapay zekaların buna bir çözüm bulması lazım. Yani bu tür pandemilerin olmaması için uğraşılması lazım. Onu başardığımız zaman zaten çağ atlamış olacağız. O yüzden yani sinemanın geleceği açısından pandemi oldukça olumsuz. Pandemi sonrası ise konumuz tabii ki hemen koşup filmlerimizi çekmeye, setlerimize ulaşmak istiyoruz. Eğitim açısından da öyle, bir an evvel öğrencilerimizle yüz yüze karşılaşmak istiyoruz. Anlatmak istediğimizi jestlerimiz, mimiklerimiz, yüzümüzle anlatmak, aktarmak istiyoruz. Onlardan istediğimiz performans yine öyle. Al kamerayı şuradan sola doğru pan yap. Nasıl gördün sonucu? Evet diyebilmek,
Ben buradan tarifle, şemayla, şekille anlatıyorum. Bunların hepsi geçici bir durum tabii ki. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. İnşallah pandemi bitecek ve biz yine sizlerin öncülüğünde güzel filmlerimize kavuşmaya devam edeceğiz diyorum. Şimdi derse gireceğim. Ben biraz sonra ayrılmak zorundayım. Kusura bakmayın. Tamam, estağfurullah hocam. Teşekkür ederiz katılımınız için. Şimdi iç mimarlık ve çevre tasarımı bölüm başkanı doktor öğretim üyesi Zerrin Funda Ürük hocamıza doğru gideceğim. Hocam size doğru gelmeden önce Instagram'dan bir soru geldi. Hemen onu da sizin bölümle ilgili olduğu için göndereyim. Öğrencilerimiz diyor ki hem iç mimarlık bölümümüz var bir de iç mimarlık ve çevre tasarımı var. Şimdi ben hangisini tercih etsem bilemedim beni aydınlatabilirler mi diye. Şimdi merhaba. Öncelikle sayın dekanıma, hocalarıma ve sevgili öğrencilerime hoş geldiniz diyelim. Öyle başlayalım hocam. Şimdi bu tabii ki bu soru çok sorulan bir soru. Bizim öğrenciler de çok soruyor. Aslında biz yaklaşık 2-3 sene önce akreditasyon kurumundan, yani uluslararası yurt dışından bir akreditasyon kurumundan akredite olan bir iki bölümümüz, aslında fakültemiz komple akredite oldu. Orada çok net bir şekilde bu iki bölümü ayırdık. İç mimarlık çevre tasarım biraz daha çevreyle uyumlu bir bölüm olurken iç mimarlık bölümü biraz daha iç mekan içerisinde mobilya detaylandırılarak yapılan bir bölüm haline geldi. İçindeki uzmanlık alanları değişti. Bir de tabii ki YÖK tarafından biliyorlar ki öğrencilerimiz giriş sınavlarında iç mimarlık çevre tasarım Türkçe matematik puanıyla alırken, yani eşit ağırlıkla alırken iç mimarlık bölümümüz matematik ve fen MF puanıyla alıyor. Aslında en büyük ayrım da bu. Yani öğrencilerin oradaki seçimiyle olan bir ayrım. Onun dışında tabii ki şöyle bir şey, ben lisansım mimarlık üzerine, yüksek lisans doktoram iç mimarlık üzerine. Şimdi bizlerin ve içerideki olan kadrodaki hocalarımızın çoğu %80-90'ı iç mimarlık üzerine mezunlar. Ve mezun hocalarımız iç mimarlık bölümüne de iç mimarlık çevre tasarım bölümüne ortak olarak, aslında biz biraz kardeş bölümümüz diyoruz. Ortak derslere girebiliyoruz. Yani hem ben hem Yaprak hocam ya da diğer hocalarımız hem iç mimarlık bölümünde hem de iç mimarlık çevre tasarım bölümünde derslere iştirak ediyoruz. Yani öğrencilerimiz geldiği zaman herhangi bir şüphesi olmasın, hepimizden ders alabilir pozisyonda olabiliyorlar. Ama işte ayrım dediğim gibi giriş kısmında seçimle oluyor, puan seçimiyle beraber oluyor. Yani fen matematikçiler, o fen matematikçi olmayanlar üzülmesin. Matematikle de yine iç mimarlık üzerine bir tane eğitim alabilirsiniz. Yani biraz uzmanlıkları değişiyor ama yaptığı meslek yine aynı. Tabii ki yine aynı, iç mimarlık diploması alıyorlar. İçeride uzmanlık alanlarında gelişimlere farklılaşıyor. Peki. Şimdi sorumuz sonrasında o zaman devam edelim hocam. Pandemi sonrasında iç mimarlık ve çevre tasarımında neler bekliyor? Evet. Şimdi ben öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Hocalarımla da konuşurken de hep aynı şeyi söylüyoruz. Aslında biz başka bir duruma geçtik diyorum ben. Yani başka bir çağa geçtik. Daha önceden çok daha farklı gelişirken konuşmalarımız, çalışmalarımız da farklıyken şimdi birdenbire bir baktık ki eğitim sisteminde, işte önceden yüz yüze eğitimde yan yana gelirdi öğrencilerimiz, çizimler yapardık, biz tahsil veririz onlara, tahsiller verirdik, kritikler verirdik. Şimdi bir baktık birdenbire şu ekrana sabitlendik. Şimdi bazı hocalarımız, geleneksel hocalarımız hala başka üniversitelerde aynı şekilde devam eden T cetvelleriyle çizimler yapardı. Ama işte biz 2-3 sene önceki akreditasyonla beraber birinci sınıftan itibaren Yaprak hocamın da dediği gibi bütün sistemimizi aslında
dijital sisteme, yani dijital çağa diyorum ben aslında, çağ değişti çünkü, dijital çağa uyumlu bir şekilde müfredatımızı revize ettik. Bizim öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren bilgisayar destekli dersleriyle beraber tanışmaya başlıyorlar. Benim dönemimde biz TEL cetveliyle ve rapidolarla çizim yaptık. Maalesef hala bazı üniversitelerde TEL cetveli kullanılıyor birinci sınıfta. Ama bizim birinci sınıfımızda öğrencilerimiz AutoCAD'le tanışmaya başladılar ve diğer dijital programlarla tanışmaya başladılar. Tabii bunların artıları çok oldu. Yani biz öğrencilerimizle bilgisayarda proje derslerimizde yüz yüze tasarımlar yaparken bilgisayara geçtiğimizde tabii ki biraz zorlanmalarımız oldu. Çünkü birdenbire başka bir şeyin içine girdik. Ama çok hızlı adapte olduk. Çünkü bütün öğrencilerimiz zaten bilgisayar ortamında çizim yapmayı öğrenmişlerdi. Bu açıdan çok hızlı da zaten hocalarımız da zaten uygun bir şekildeydi bunlara. Bunun için o kısımdan bir hızlıca geçtik diyebilirim. Eğitim sisteminden sonra bizim mesleğimizde peki neler değişti? Şimdi ister istemez bizim evrensel tasarım standartlarımız değişmeye başladı. Konutlarımızda olsun, işte mağaza konseptlerinde olsun, bir ofis binasında olsun, restoran yapılarında olsun, oturma düzenleri değişti, işte deneme kabinleri değişti, teşhir üniteleri değişti. Evlerde artık hepimizin bir belki %50'lik olarak az kısmımızın bir çalışma odası varken artık hemen hemen hepimizin bir çalışma mekanları olmaya başladı, değil mi? Şimdi bu tabii neye getirdi? İç mekanlardaki yapılacak evlerin düzenleri değişmeye başlıyor yavaş yavaş. Yani artık çalışma odası ya da salonun bir kısmında bir çalışma mekanı dizayn etmeye doğru gidiyor ofis, yani evlerin mekanında. Ofislerde ne oldu? Şimdi mesela bakıyoruz ofis veya restoranlarda oturmalarımızda neydi? İşte evrensel tasarım standartlarında 2 metrekarelik alanlar bizim için yeterli oluyordu. Hatta yan yana da oturuyorduk, değil mi? Bazen bir yerlere gittiğimizde arkadaşlarımızla sofalı mekanlarda yan yana da oturuyorduk. Şimdi mümkün değil. Çünkü ben bir de şuna inanıyorum. Bu pandemi bitse de başka bir takım şeyler gelecek. Yani artık sistem değişti, çağ değişti ve çağa ayak uydurmamız gerekecek. Bu sefer bizler ne yapmamız gerekiyor? İşte biz bu oturma düzenlerini 2 metrekareden 4-5 metrekareye göre tekrardan revize etmemiz gerekiyor. Aslında bize öğrencilerimize ve mezunlarımıza o kadar çok iş düşüyor ki tekrardan her mekanı revize ederek düzenlemeleri, yeni döneme göre düzenlemeleri gerekecek. Mesela ofislerden bahsedersek, eskiden çok yüksek katlı ofislerimiz vardı, değil mi? Plazalar var Maslak bölgesinde. Şimdi ister istemez insanlar evlere çekildiğinden beridir plazalarda yerleşimler azalmaya başladı. Bu bizi ne getirecek? Daha yatay binaların, daha yatayda bir düzenlerin oluşması gerekecek. Şimdi iç mimar çevre tasarım derken biraz da çevreyle ilgili mekanlar ortaya çıkacak. Şimdi siz, ben yeni bir ev değişikliği yaptım bu arada. Şimdi bakarken daha çevreyle uyumlu bir ev seçtim. İşte bahçesi olan, daha alçak katlı gibi bir ev seçtim. Şimdi insanlarımız da belki daha bahçeli, daha insani boyutlarda olan, havalandırma sistemini kendi yapan, penceresinin olduğu ofislerde yerleşmeye başlayacak, değil mi? Ev mekanları da yine çevre uyumlu olmaya başlayacak. Şimdi bunlara baktığınız zaman o kadar çok şey değişiyor ki ve bunlarla da ilgili, şimdi biz hep arkadaşlarla konuşuyoruz, öğrencilerimizle de aynı şekilde konuşuyoruz. Ellere de o kadar çok iş çıkacak ki, yani bizim mezunlarımıza inanıyorum ki bizden mezunlar zaten çok güzel işler yapıyorlar, görüyoruz ve duyuyoruz da hepsini. Bundan sonra da aynı şey olacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel işler çıkacaklar diye merakla bekliyoruz biz de. Hiç şüphemiz yok hocam. İlk yapımda yaptığınız işleri arada YSF'ye kaçıp zaten büyük keyifle izliyorduk.
bundan sonra pandemi süreci sonrasında da aynı işlerin keyifli bir şekilde karşımıza çıkacağından hiç şüphemiz yok. Güzin Hocam bir sorumuz var. Onu size yönlendireyim. Siz isterseniz bölüm başkanlarımıza da yönlendirebilirsiniz. Hangi bölümlerimizde özel yetenek sınavı var? Ve biz bu özel yetenek sınavlarına nasıl hazırlanmamız gerekir diye bir soru geldi öğrencilerimize. Evet, grafik tasarımı bölümümüzde özel yetenek sınavı var. İsterseniz detayını Metin Hocam anlatsın. Olur. Özel yetenek sınavına hazırlanıyorlar. O süreci çok güzel takip ediyor. Hocam buyurun. Evet, fakültemizde şu an itibarıyla sadece grafik bölümü yetenek sınavıyla alıyor. Yetenek sınavında her şeyden önce ama her şeyden önce bu alanı seviyor olması ve bu alanda eğitim görmek istiyor olması en önemli belirleyici. Yani sanıldığı gibi çok iyi çiziyor olması, çok iyi resim yapıyor olması vesaire değil. Tabii yapıyorsa bir sakıncası yok. Ama nasıl hukuk okumak isteyen bir öğrenci adayı fakülteye girmeden önce hukuk bilmek zorunda değilse, tıp fakültesine girecek biri nasıl girmeden önce hasta tedavi etmek ya da ameliyat yapabilmek zorunda değilse, bizde de aslında böyle bir şey var. Yani öğrencilerimiz, birçok öğrencilerimiz girmek isteyen, ben çok iyi çizemiyorum, onun için kazanamam gibi bir kaygı taşıyorlar. Tamamen yanlış bir kaygı. Çünkü biz zaten aynı zamanda çizmeyi de öğreteceğiz. Artı diğer şeyleri de öğreteceğiz. Neleri bilmiyorsa, neleri yapamıyorsa onları yapmayı da öğreteceğiz. Dolayısıyla daha sınava girmeden önce bazı adayların kendilerine böyle bir sınav hakkı tanımadıklarını biliyoruz. Onun için bunu vurgulamak istiyorum. Yani çok iyi çizebilmesi, süper çizebilmesi gerekmiyor. Hazırlanmak için bakarak bir şeyler çizebilir. Günlük yaşam içerisinde, çevresinde gördüğü şeyler, bu her şey olabilir. Yani bir bardak olabilir, bir fincan olabilir, bir saksı olabilir. Veya işte kullandığı telefondu, lambaydı vesaire olabilir. Gözleme dayalı çizim. Onun dışında hayalden bir şeyler çizmek istiyorsa, yapmak istediği, ulaşmak istediği veya görmek istediği her neyse, bu illüstrasyon olabilir, karikatür olabilir, grafiksel anlatımlar olabilir. Onların hepsi önemlidir. Hepsini önemsiyoruz. Bizim alanımızda bir insan veya bir tasarımcı her şeyi yapamaz. Yani hem karikatür, hem illüstrasyon, hem grafik tasarım, hem şu hem bu yapamaz. Yapabilenler var, o zaman da konsantrasyon dağılıyor. Onun için aday öğrencimizin bunlardan herhangi birini yapıyor olması, çiziyor olması ya da hiç çizmemiştir. Onun da belli nedenleri var. Belki cesaretlendirilmemiştir ya da çizebileceğinin farkında, yapabileceğinin farkında değildir. O da çok belirleyici değil. Bence yapabileceğini yapsın çizim olarak. Dediğim gibi gözleme dayalı çizimler olabilir, başka daha önce yapılmış çizimlere bakarak çalışıyor olabilir veya hiç çalışmamış olabilir. Gelip sınavımıza girmesi gerekir. Bizim onu görmemiz gerekiyor. Yani gelip sınavımıza girmesi zaten bu alanda eğitim görmek istediğini veya kendisini bu alanda görmek istediğini bir belirtisi. Önemlidir bu, en önemli şey bu. Onun dışında ama bir fark da yaratmak istiyorsa çoğunlukla gördüğü her şeyi çizsin. Resim, iki boyutlu veya doğadan bakarak neyi çizmek istiyorsa, ne kadar çok çizerse o kadar çizme kapasitesi, becerisi artacaktır. Ama dediğim gibi asla kriter şey değildir. Çok iyi çizebilenler sadece giriyor gibi bir kriter yanlıştır. Bu sınavı ve grafik tasarım bölümünü istiyorsa mutlaka sınava bekliyoruz. Birincisi bu. İkincisi de hem geçen sene başladık bu uygulamaya, hem yüz yüze sınav yapıyoruz sık aralıklarla.
Hem de online sınav olanaklarımız da var. Bu sene de muhtemelen yapacağız. Yani başvuruyu da online yapabiliyorlar. Sınavı da online olarak yapıyoruz. Dolayısıyla sadece aklında böyle bir düşünce olan birinin mutlaka denemesi gerekir diye öneride bulunuyorum. Teşekkürler, bu kadar anlatacaklarım bu konuyla ilgili. Hocam, biz teşekkür ederiz açıklamanız için. Şimdi ben son bölüm başkanım Nihal Ekici Demir hocama doğru gitmek istiyorum. Öğretim görevlimiz. Moda Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı. Moda tabii kadının olduğu her yerde var, insanın olduğu her yerde var. Evet. Tarih öncesinden beri var, pandemi öncesinde de vardı, pandemi sürecinde de var ve sonrasında da olacak diyorum. Ve hocam nereden nereye doğru gidiyoruz diye soruyu size bırakıyorum. Teşekkürler hocam. Herkese tekrar merhabalar sayın hocalarım, sevgili öğrenciler. Dünya çapında birçok sektörde olduğu gibi bizim moda sektöründe de olumsuz etkiler bırakmıştır kaçınılmaz son aslında. Her gün duyduğumuz bir kelime öbeği var, yeni normalleşme olarak adlandırılan bir süreçteyiz. Ben biraz sektörel, biraz eğitim odaklı ve iş imkanları bakımından değerlendirmek istiyorum aslında bu süreci. Pandeminin beraberinde getirmiş olduğu ya ekonomik, psikolojik yıkımlar var bildiğimiz gibi. Elde bulunan imkanları maksimum düzeyde kullanmaya çalışıyoruz. Hatta yeni imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların telafi edilmesine yönelik bir süreçten bahsediyoruz aslında burada da. Sektörel bazı düşündüğümüzde hepimiz tüketiciyiz. Hani bu sürece de katkıda bulunan insanlar arasındayız. Fiziki olarak yapılan alışverişleri ele alırsak aslında %80 bir azalma gösteriyor. Ürün grupları, dağılımları değişiyor. Beklenmedik bir şekilde değişiyor bu ürün grubu dağılımları. Nasıl? Yani işte dış giyimin, ayakkabı gruplarının işte talep azalması, ev giyiminin talebinin artması gibi. Dediğim gibi hepimiz aslında buna katkıda bulunan bireyleriz. Tekstilde üretimin azalıp maske üretimine odaklanması gibi dalgalanmalar söz konusu. Bunlar da beraberinde tabii ki ekonomik dalgalanmaları getiriyor. Dijital platformlarda sunulan alışveriş hizmetlerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesine ve aynı zamanda değişimine de katkıda bulunmuş oluyor bir yandan da. Tasarım alanlarında faaliyet gösteren firmalar, fiziki varlıklarının işte çeşitli dijital networklerde platformlara taşımasını aynı zamanda sağladı diyebiliriz. Müşteri ilişkileri olabilir, Ar-Ge çalışmaları, şu anda bizim yaptığımız gibi işte online platformlara yapılmaya başlandı artık. Yeni veriler oluştu, bunlara bağlı yeni analiz yöntemleri geliştirildi diyebiliriz. Tekstil ve moda sektörü aslında teknoloji bakımından biraz çekingen sektörler arasında olduğunu biliyoruz. Üzerindeki aslında bu ataletin kalkmasına da neden oldu diyebilirim. Onun dışında dediğimiz gibi işte bu dijital veriler birazcık daha hızlı erişilebilir bir konuma geldi. Aynı anda birden fazla mekanda bulunabiliyoruz. Çok çeşitli sayıda kişilere ulaşabiliyoruz. Hani bu kıtalar arasılık yıkıldı diyebiliriz. Bu sektörlerin aslında eğitim hayatlarını düşündüğümüzde özellikle Güzel Sanatlar bünyesinde bulunan sanat tasarım alanlarına yönelik radikal değişimlere de şahit olduk. İçerisinde bulunduğumuz süreçte bizler de dahil olduk hatta. Pandemi öncesinde bu alanlar hızla gelişen teknolojinin sağladığı imkanların getirdiği dijitalleşme sürecinin içerisinde aslında kaçınılmaz bir şekilde sürükleniyorduk. Pandemi bu süreci, bu yıkıcı etkilerinin yanında bu süreci hızlandıran, ivme kazandıran bir etken oldu diyebiliriz. Dekan hocam da bahsetti aslında, bu platform değişikliklerinden bahsetti. İşte özellikle mimarlık alanlarında 3 boyutlu proje sunumlarının yapıldığı, işte sanal müzeler gibi. Bölüm olarak ele aldığımızda da bizler de dönem sonu defilelerimizi dijital platformlara taşıma hedeflerimiz var. Sergiler keza artık dijital platformlara taşındı. Hatta çok hızlı bir şekilde adapte olduk diyebiliriz bu platformlara. Bu süreç aynı zamanda aslında inovatif yaklaşımları beraberinde getiriyor. Hani çözüm odaklı, kriz anında çözüm odaklı düşünmeye neden oluyor. Fiziki olarak deneyimlenen birçok alışkanlığımız artık bu sanal ortamlarda da
kullanıcılara benzer ya da işte daha interaktif, daha etkileşimli deneyimler yaşatmaya yönelik uygulamalar içerisinde var oluyoruz aslında. Bu sürece beraber adapte olduğumuz öğrencilerimiz, mezunlarımızın da hani bu süreci birlikte yaşadığımız için çalışma ortamlarında da bu dijitalleşmeye daha hızlı adapte olacağını düşünüyorum aslında. Yine home office çalışmaları, işte freelancer anlayışı bence ülkemizde de daha yaygınlaşacaktır diye bir öngörü var. Metin Hocam da değindi. Bireysel markalaşma olarak adlandırılan bir yola doğru ilerliyoruz. Onun dışında ne diyebilirim? Sormak istediğiniz bir şeyler varsa ekleyebilirim. Gayet güzel özetlediniz hocam. Ağzınıza dilinize sağlık. Teşekkür ederim. Aslında şöyle toparlayabilirim. Kaynaklar, çalışma biçimleri, tüketim şekilleri, bakış açıları değişmiş olabilir. Fakat arz talep yani her zaman var olacaktır. Her zaman devam edecektir. Bu bakımdan da bu değişime hızlı adapte olabilirsek ve aynı zamanda hızlı adapte olabilen tüm sektörler varlıklarını daha güçlü bir şekilde devam ettirecekler ve fırsatlara daha çabuk ulaşabileceklerdir. Aslında hep birlikte deneyimleyeceğimiz, göreceğimiz bir süreç bizi bekliyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Şimdi ben son sözü sevgili dekanımız Güzin hocamıza bırakmadan önce doktor öğretim üyesi Murat Dağan hocamız, dekan yardımcımıza da pandemi sonrası neler olabileceğini düşüncelerini almak istiyorum. Sonra son sözü Güzin hocamıza bırakıp kapatmak istiyorum söyleşimizi. Buyursunlar hocam. Teşekkür ederim hocam. Şimdi ben bütün hocalarımız, dekan hocamız olsun, diğer bölüm başkanı hocalarımız zaten özetlediler. Ben sadece kısaca birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi benim bizim alanımız gastronomi olduğu için bu alanla ilgili belki birkaç şey söyleyebilirim. Ama diğer konularla ilgili işte yapay zekadan tutun, işte sanal deneyimler olsun, biz gastronomide de uyguluyoruz bunları, uygulamaya çalışıyoruz. Türkiye'de bunlar yeni yeni yapılan şeyler. Mesela deneysel tasarımlar olsun mutfakta, gastronomi ile ilgili. Bunlarla ilgili artık birebir hepsini yapmıyoruz, modellemelere gitmeye. Yani matematiksel modeller çıkartıp buradan optimizasyon, yani şöyle söyleyeyim, basit bir haliyle yeni bir reçete oluşturmak istiyorsunuz ve 70'e yakın mutfak içerisinde uygulama yapmanız gerekiyor. Bunu biz optimizasyonunu sanal tarafta, yani bilgisayar ortamında yazılımlarla yaparak hiçbir malzeme kullanmadan en iyi reçeteyi, en iyi servisi belirlemeye çalışıyoruz. Yani bu tür şeyler olmaya başladı artık. Yani robotik sistemleri zaten söylemeyeceğim. Yani herkes görüyor işte YouTube'da olsun, başka yerlerde, ama bu anlamda artık yani Önder Hocam haklı. Yani bir deneyim yaşamak, mesela bir restorana gittiğinizde o ambiyansı yaşamak, deneyim yaşamak doğrudur. Sinema, televizyon için de geçerli, gastronomi için de geçerli. Ancak artık bazı şeyleri sanal tarafta yapmak durumunda kalacağız gibi duruyor. Artık buna da alışacağız. Yani insan ona her şeye alışıyor. Buna da alışacağımızı düşünüyorum ben. Teşekkür ederiz hocamız için. Ve son sözü Güzin hocamıza veriyorum. Buyursunlar hocam. Evet, Sürekli Eğitim Merkezi'ne teşekkür ediyoruz ilk önce bizi davet ettiğiniz için. Hem kendi adıma hem bölüm başkanları adına. Hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu. Öğrenci adaylarına en son bir şey söylemek istiyorum. Güzel Sanatlar Fakülteleri'yle ilgili olan seçimlerinde kendi yeteneklerine göre mutlu olacakları, uzun dönem hakikaten keyif alabilecekleri alanları seçsinler ve ona göre araştırma yaparak aslında fakültelere başvursalar çok daha iyi olur. Güzel Sanatlar gerçekten pandemi sonrasında da var olacak. Hatta çok daha güçlü bir şekilde. Herkese. Çok teşekkür ederiz hocam. Söylemleriniz için Sürekli Eğitim Merkezi olarak söyleşilerimiz devam ediyor olacak. Tüm öğrencilerimiz de önümüzdeki haftalarda da bekliyor olacağız Sürekli Eğitim Merkezi söyleşilerini. Bu arada çeşitli şekillerde öğrencilerimize yönelik sertifika programlarımız açılacak. Onları da takip etseler çok da keyifli olur diye düşünüyoruz. Peki,
Saygıdeğer hocalarım, bölüm başkanlarım, sevgili öğrencilerimiz, sayın dekanım, dekan yardımcım, bizlerle birlikte olduğunuz için son kez teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum hepinize.